Herkese merhaba, ben Dilay. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir kitap alışverişimi paylaşacağım. Bu kitap alışverişim Okoku'dan. Bayağı uzun sürdü gelmesi. Neden bu kadar uzun sürdü? Hiçbir fikrim yok. Yani beklediğim, çıkmasını beklediğim kitaplar vardı. Yani daha ön siparişteyken sipariş vermiştim ama kitap çıkalı kaç gün oldu? En sonunda 2 gün önce falan geldi sanırım. Ama o kadar çok hastaydım, griptim ki hala da birazcık gribim. Böyle kameranın karşısına geçip konuşamadım. Şu an burada 5 tane kitap var. Şimdi şöyle başlayalım. İlk başta burada Teftiş var. Teftiş çok merak ettiğim bir gerilim kitabı. Hem biraz distopya, biraz gerilim, biraz korku. Çok distopya ve fantastik sevmiyorum ama bu tarzda gerilim korku kitaplarını bu ara aşırı derecede sardım. Böyle polisi olsun, işte kim vurduya giden olaylar olsun, böyle onları çözmek falan hoşuma gidiyor. Bir de şu sıralar, şu yaklaşık 1-2 aydır, belki de daha fazladır, YouTube'da ABC News'ları izliyorum. İşte kim kimi vurmuş, kimin katili kimmiş, true crime videoları falan filan. C adında bir çocuk ormanın derinliklerinde bir okulda okuyor. Okulda yaklaşık toplam 26 tane öğrenci var. Hepsi erkek, hepsi erkek bu öğrencilerin. Ve okulunun kurucusunu baba olarak biliyorlar ama baba bunlardan bazı gerçekleri saklıyor ve bunların açığa çıkmasını okuyoruz. Okulda böyle atletizm, sanat falan derslerinin dışında okulla ilgili dersler de alıyorlar. Bu birazcık böyle kim bu baba, hani bu baba ne saklıyor tarzında bir kitap ve ben tabii ki de okumak isterim. Aşırı pahalıydı ve indirimden aldım. Okoku'nun indiriminden. Normal fiyatı burada yazmıyor fakat bayağı pahalıydı. Şimdi Yalan Oyunu ve İntikam Yazı kitaplarının indirime girmesini bekliyorum. Onlar girdiğinde onları da alacağım. Onlar da çok pahalı. Sonra Aristo ve Dante evinin sırlarını keşfediyor. Bu kitap çok eski bir kitap. Artık herkes okudu. Galiba tek okumayan ben kaldım. LGBT temalı bir kitap. Ama herkes okuyup ağladığı için artık dedim ki Dilay, hani Adam Silver kitaplarını seviyorsun. Okey, tamam. Böyle dedim, neden bunu okumuyorsun? Hani seni böyle şeyler rahatsız etmiyor. Sen böyle şeyleri okuyabiliyorsun. Neden bunu okumuyorsun? Herkes okumuş, ağlamış. Ben de ağlayacağım dedim ve kitabı aldım. Abisi hapiste olan ve birazcık öfkeli ve kızgın bir tip olan Aristo, havuzda Dante adında yaşıtı bir çocukla tanışıyor. Anlayabileceğiniz üzere ikisinin aşk hikayesini okuyoruz ve konu böyle. Zaten kısacık ve çok merak ediyorum. Bölümleri de kısa. Hani öyle çok uzun bölümleri de yok. Ve şu an çok heyecanlı olduğum bir kitap. Şair X. Yabancı booktuberlar kitabı anlata anlata bitiremedi. Bazı kısım sevmedi, vasat dedi ve nefret etti. Bazı kısım çok sevdi ve herkese önerdi. Ben herkese öneren ve seven kısımdan olmak istiyorum. Harlem'de yaşayan Xamora'nın hikayesini okuyoruz. Zaten şurada da diyor ki kalbinize dokunacak bir hikaye ve gerçekten bunu da okumak için sabırsızlanıyorum. Hemen okumak istiyorum, hem de hemen. Xamora söylemek istediği, söyleyemediği bütün her şeyi bir deftere yazıyor. Ve böylece bütün hislerini deftere dökmüş oluyor. Ailesi okuldaki bazı etkinliklere katılmasına, sınıfından birisinden hoşlanmasına, bu tür şeylere çok katı baktığı için ve asla kabul etmediği için Xamora bütün bunları o deftere yazıyor ve bütün bunları saklıyor aslında. İçinde tuttuğu her şeyi o deftere yazıyor. Şiirlerini herkese göstermeyi istiyor. Ama bu yine de bu böyle şeyler ailesine karşı olduğu için hiçbir şey yapamıyor. Ve bu durumda böyle kitaplar okurken çok üzülüyorum. Gerçekten hayallerinin peşinden koşamayan, çok isteyip de onlara ulaşamayan. Ay, ağlamak istiyorum şu anda. Okulda bir doğaçlama şiir kulübü var ve Xamora'yı da oraya davet ediyorlar. Tabii ki ailesi izin vermiyor ama o çok istiyor. Herkes şiirlerini görsün, herkes onun ne yazdığını bilsin. Bu da işte Şair X, yani Xamora. Onun şiirlerini okuyoruz.
Zaten o kadar güzel ki şuraya bakar mısınız? Yani çabucak okunacak bir kitap. Kesinlikle okumak için sabırsızlanıyorum. Ve yine çok 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 heyecanlı olduğum bir kitap, Karışık. Yazarın İçimdeki Müzik kitabını daha yeni, yakın zamanda okudum ve çok sevdim. 11 yaşındaki Isabella, anne ve babasının boşanmasından itibaren iki farklı hayat yaşıyormuş gibi oluyor. Her hafta annesine giderken başka bir isimle, başka bir karakter, başka bir kişilik. Babasının yanına giderken başka bir isimle, başka bir karakter, başka bir kişilik. Yarı beyaz, yarı siyah. Yarısını annesinden almış, yarısını babasından almış. Isabella'nın hikayesini okuyoruz. Kısacık zaten, kesinlikle seveceğime eminim. Kesinlikle bu kitapta sonsuza dek sevdiğim kitaplar arasında kalacak. Konuşamadım. Ve Gail Forman'ın yeni çıkan kitabı Kız Kardeşler. Bu kitap da incecik. Bridget'in annesi gitmiş, onu terk etmiş. Babası başka bir kadınla evlenince onu sorunlu gençlerin tedavi edildiği bir merkeze yatırmış. Öyle bir yere yatırmış ki babası Bridget'i akıl alamayacak bir yer. Hani bu terapistler aklını kaçırmış, oradaki görevliler hepsi saçma sapan, akıl almayacak şeyler yaşanıyor orada. Ve Bridget bu merkez, bu gittiği, yatırıldığı yeri kapattırabilecek bir insanların olduğunu düşünüyor. Sanırım orada yaşadıklarını ve burayı kapatmaya çalıştığı zamanları ele alacak bu kitap. Kapağı çok tatlı değil mi? Bu da böyle değişik ve ilginç. Sanırım bu da çok seveceğim. İki tane daha kitap sipariş ettim. Onlar Ekim'in 15'inden sonra gelecek. Çünkü daha kitap çıkmadı. Yine ön siparişten bir kitap sipariş ettim. Ve o kadar heyecanlıyım ki, size anlatamam. Geri gelmez onun okuma maratonunu yapmak istiyorum. O kadar heyecanlıyım. Çok sevdiğim bir yazarın yıllardır beklediğim bir kitabı Türkçe'ye çevrildi. Bu şekilde benim kitap alışverişim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.